Abdülpekşi Caddesi'nde 850 metrelik yolda bir altyapı çalışması vardı. Altyapı çalışmasının akabinde biz tekrar yola girerek PMT'miz, asfaltımız, aşınma ve bindar olmak üzere iki kat asfalt tabakasını serip 800 ve gerekli kaldırım çalışmalarını da tamamlayarak yolu trafiğe açmış bulunuyoruz. Gerekli asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını diğer ilçelerimizde, diğer yerlerimizde yaptığımız gibi Abdülpekşi Caddemizde de aynı şekilde, aynı kalitede yapmış bulunuyoruz. Her daim vatandaşımız için görev almaktayız. Hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel bir çalışma yaptılar. Yağmur suyu giderileri için ilk başta çok güzel bir şeyler oldu. Yoksa her yağmur yağdığında buralar su altında kalıyordu. Şu anda yağmur yağdığı zaman giderlerden akıp gidiyor. Yolumuz gerçekten çok güzel oldu. Hani vatandaşlar için de gerçekten çok güzel şeyler yapıldı. Hemen yukarıda benim mahallem var. 138. cadde bölüyor. O bölgede mesela çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Vatandaş yani ufak bir yağmur yağsa okula gidecek çocuk suyun içinden geçiyordu. Camiye gidecek vatandaş suyun içinden geçiyordu. Ama şu an gerçekten çok güzel oldu. Yani şu an Abdülpekçi Caddesi, şurada 138. cadde, hani benim bağlantı yollarım, ikisi de süper oldu. Üçüncü dönemdir ben muhtarlık yapıyorum. 30 senedir Mersin'deyim. Böyle bir güzel çalışma da görmedim. Muha Başkanıma da teşekkür ederim. Bizim sorunlarımız, bizim şeylerimiz, ne isteklerimiz, vatandaşın varsa yerine getirdi. Biz memnunuz. Abdülpekçi Caddesi'ndeyiz. Bu cadde hakikaten çok yoğunluklu bir cadde ve zannediyorum köyler dahil ona yakın bir mahallenin kullandığı bir yer. Yani nüfus olarak 40-50 bine hitap eden bir yer. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız buraya el attı. Burası bizim için daha önce içinden çıkılmaz bir yerdi, yoldu daha doğrusu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız yani mahallemizi ve burayı ötekileştirmeden yaptı. Yani çok adil, çok harika bir iş yaptı. Yani Pozcu'da, Mezitli'de yani bu tarz yerlerde yapılan çalışmanın aynısını biz burada da gördük. Aynı kalitede asfalt da döküldü. Yollarımız ve kaldırımlarımız da çok harika oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı hiç kimseyi yani hiçbir yeri ötekileştirmeden çalışan bir sosyal anlayışı geniş olan bir belediye başkanımız. Kendisine bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Çilek Mahallesi halkı yani bu konuda kendisine çok olumlu tepkileri var. Şimdi eskiden burada suyumuz duruyordu. Yağmur yağdığı zaman kahvenin içine giriyor. Şimdi yol yaptıktan sonra sıkıntı kalmadı. Su kayıyor gidiyor. Yolumuz güzel. Başkanımıza Allah razı olsun. 1000 kere yani. 35 yıldır Adıyaman'dan Mersin'e göç ettik. Mersin'de Çilek Mahallesi'ne yerleştik. Çilek Çay arasında. 15 yıldır esnaflık yapıyorum. Şu ana kadar çok belediye gördüm ama şu anki Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer Başkanımız gerçekten mahalleye çok değer veriyor. Otobanda olmayan yolları şu an Çilek Mahallesi'ne hiç hayalimize bile gelmezdi. Çünkü bize değer veriyor. Bilmiyorum hani halk olarak biz abi hizmet böyle olması lazım bence. Çünkü insanlara biraz değer veren belediye başkanları gördükçe insanlar mutlu oluyor.